Muhittin Bezcioğlu. 1964 Erzurum doğumluyum. Tabii mutfak kökenliyim. Uzun yıllar, 6 yıl Amerika, 3 sene Güney Afrika, İspanya ve İtalya'da çalıştım. Değişik dünyanın en büyük otellerinde genel müdürlük yaptım. Covid'den dolayı biraz ara vermek zorunda kaldık. Ve aynı zamanda bu Buçse Steakhouse, Dubai, Umman, Katar, Abu Dhabi, Cidde'de şubeler açtık. Halen de büyük kuruluşların danışmanlığını yapıyorum. Zaman zaman iki üniversitemizde isim vermeyelim. Onlara da gastronomi derslerine katılıyorum. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu dersler var. Onlara katılıyorum. Şimdi de karşınızdayım. Amacımız şöyle, aslında biri bizi yönlendirmedi. Biraz da tesadüf oldu. Benim bütün amacım pilot, öğretmen olmaktı. Çok iyi puan tuttumama rağmen tesadüfler bizi buraya getirdi ama çok mutluyum tabii ki. Mutfağı çok seviyordum. Tabii bizim zamanımızda mutfak çok zor. Çok zordu. O zamanlar gerçekten yemek yapmasını öğrenmek çok zordu. Kimse öğretmiyordu. Maalesef öyleydi. Kimse öğrenmesin diye böyle bir şey vardı. Şimdi tam tersi oldu. Ustalar, aşçı başları, ekstri şefler zorla insanların öğrenmesini istiyorlar. Bu sefer de insan bulamıyorlar. Çok enteresan. Çok zevkli bir meslek. Tabii turizm biraz sevmeniz lazım. Eğer insanlar işlerini severlerse ömür boyu çalışmamış olurlar. İnsan şu felsefeye her zaman dikkat ediyorum ben. İnsanlar işini ve eşini seçecekler. İşini ve eşini seçemeyen insanlar ömür boyu mutsuz olurlar her alanda. O yüzden çok memnun ve mutluyum turizme geçtiğim için. Şöyle ben aşağı yukarı 16 yıl, 17 yıl yurt dışında çalıştım. İstanbul'da da tabii ki çok bulunduk. Aşağı yukarı Marmara kökenliyim. Etap Marmara yani. Intercontinental'da çok çalıştım. Dünyanın en lüks gemisi o zamanlar Queen Elizabeth Cruise'larda çalıştım. 4 yıl çok zordu gerçekten. Tabii İstanbul yani büyük bir şehir. İstanbul kozmopolit bir yer. İstanbul çok şık, nezih. İstanbul turizmden çok yeteri kadar kaynak aldığını sanmıyorum. Yavaş yavaş hem Turizm Bakanlığı'nın büyük katkılarıyla bizlerin de biraz daha vizyon ortaya koyarak daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Bana çok şeyler kattı tabii ki. Yansın. Şöyle aslında dünya mutfağı diye bir terim yok. Biraz şey olacak ama o bizim uydurduğumuz bir şey. Mesela şimdi aşçıya soruyorsun ne yapıyorsun? Ben dünya mutfağı aşçısıyım. Öyle bir şey yok. 3-5 tane yemek sorunca hiçbirinin bilmediğini görüyor. Aslında karma mutfak diyelim biz. Mesela Türkiye'de oteller de aynı şekilde. Mesela biz daha çok kendi kültürümüzü yansıtan yemekler sunmaya çalışıyoruz. Biraz da böyle karma mutfak dediğimiz. Mesela birkaç tane böyle işte İngiliz mutfağından, İtalyan mutfağından, Fransız, Hint, Çin onunla. Ama ağırlıkta Osmanlı mutfağı tabii ki. Son yıllarda Osmanlı mutfağı biraz ivme kazansa da evet yemeklerde biraz daha kültürel boyutunu ön plana alıyoruz denilebilir. Bazı arkadaşlar belki biraz kızacaklar ama şöyle anlatayım. Hep böyle tabii ki Avrupalı görmek istiyoruz. Ama şöyle anlatayım ben size. Bugün İspanya'ya gitmişseniz bir Budapeşte'ye gidin, Macaristan'a, Polonya'ya, İtalya'ya. Körfez ülkelerindeki insanlar için özel statü belirliyorlar. Onlar çünkü onların harcamaları daha farklı. Yani mesela atıyorum mesela bir Katarlı 4 kişi hani restoran olarak bakalım. 4 kişi 20 kişilik Avrupalının yemiş olduğu yemeği yiyor. Hepsini yemiyor. Ama o masasında görmek istiyor bunları. Yani harcama noktasına bakarsak tabii Körfez daha ağırlıkta basıyor ama şöyle yani turizmi turisti böyle şey gibi görmemek lazım. Böyle bloklaşmış, onları böyle kamplara ayırarak değil. Yani İstanbul'da tabii ki öyle bir göç sorunumuz var mesela. Tabii dünya da bunu yapıyor ama biz daha fazla etkilendik bundan. Belki İstiklal Caddesi bu konuda biraz daha etkilendi. Mesela İstiklal Caddesi dünyada en kalabalık 5. cadde. Tabii ki portföy değişti. Takdir edersiniz ki Türkiye'de 3,5-4-5 milyon bir göçmen var. Yani kolay değil. Hiçbir ülke bunu kaldıramaz. Yani Türkiye'nin bu ana kadar gerçekten diyorum bu kadar büyük rakamları karşılaması etmesi büyük bir mucize. Avrupa Birliği işte görüyoruz yani onların para ödemediğini görüyoruz. Cılız rakamlar veriyorlar. Tabii ki şey değişiyor. İstanbul'daki turizm
kotası da değişiyor, kişiliği de değişiyor. Ama genel anlamda işte Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu veriler var. Geçen sene mesela Türkiye rekor kırdı. Beyoğlu'nda bomba patlayana kadar son 15 yılın en büyük rakamını, yani patlama yaptı. Düşünün ki Kasım'da Antalya 170 dolu, Bodrum dolu, Kaş dolu, Finike dolu. Yani bir rekordu. Karamsar bir tablo çizmeyeceğim. Dünyada hiç olmayan büyük bir deprem yaşadık. İki tane aynı şiddette yaşanan bir deprem yaşadık. Yani biraz eleştireceğiz ama yapıcı eleştirmemiz lazım. Sonuçta bu ülke bizim hepimizin. Yani dünyanın hiçbir devleti zaman zaman da anlatıyorlardı. Bir anda böyle sorumluluk alamazdı. Kolay değil dediğim gibi. 11 tane şehrin yıkılması. Şimdi düşünün, insanlar bir şehre gideceğiz, bir ülkeye tatile gideceğiz, paramız var. Ama orada böyle büyük bir depremle karşılaşmışlar. Görüyoruz, okuyoruz, izliyoruz. O ülkeye gider miyiz tatile? Gitmeyiz. Kaldı ki ülkemiz maalesef yıllardan beri terör belasıyla uğraşıyoruz aslında. Yani bu böyle çok geniş perspektiften bakmamız lazım. 50, 40-50 yıldan beri bunlarla da uğraşıyoruz. Kolay şeyler değil. Buna rağmen bence turizm tabii ki geldiği istediğimiz noktada değil. Ama ona rağmen yetişmiş iş gücümüzü, otellerimizi bence çok iyiyiz. Amerika'ya gittiğinizde görürsünüz. İspanya'ya, İtalya'ya mesela hızlı bir şekilde oteller çok yaşlanmıyor. Bizde mesela Akdeniz'e gidin, Ege'ye gidin, otellerimiz çok güzel. Çok çok diri ve çok iyi ve çok da ucuza satıyoruz. Aslında hak etmediğimiz rakamlar bunlar. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bakmayın siz, yani doğusuyla, batısıyla, İç Anadolu'yla zaman zaman gidip bakmamız lazım. İstanbul şöyle, tabii yatak sayımız artıyor. Yeterli mi? Değil. Yani bugün mesela Paris'e baktığımızda 25 milyon turist ağırlıyor, şaka gibi. Oysa İstanbul'umuzun %15'i bile yok tarihi kalıntılar. İstanbul'da olağanüstü bir tarihimiz var, olağanüstü bir güzellik. Bu bütün bu zaman zaman maalesef el birliğiyle bu güzel İstanbul'umuzu hoyrat ve kötü kullandık bu İstanbul'umuzu. Kimse topu taca atmasın, herkesin sorumluluğu var. O yüzden ona rağmen yatak sayımızla, işte insan gücümüzle bir genç nüfusumuz var ve genç nüfusumuz, sizler de aynı şekilde turizme bence çok iyi bakıyorlar. İşte biraz da yatırımcılar çok dikkat edebilmeli. Devlet, Turizm Bakanlığı özel bir fon ayırabilmeli. O noktada ben biraz daha iyiye gittiğimizi inanıyorum ve hep ümitliyim ben. Hiç ümitsiz olmadım. Avantaj şöyle, biz online çalışıyoruz. Yani Booking'le çalışıyoruz mesela. Puanlamamız işte 9'un altına düştüğü zaman otel hemen %30, %40 hemen kaybetmeye başlıyor. Mesela acentalarda böyle değil. Yani Booking dediğimiz nedir? Dünyanın en büyük satış portalı biliyorsunuz. Hemen insanlar Taksim'e gelmek istiyorlarsa Taksim'de de X otel hemen bir bakıyor. İşte bizim otelimiz yerine bakıyor. Puanı 9.4, 9, 8, 9, 9, 9, 4. 9'un altına düştüğü zaman burayı tercih etmiyorlar. Mesela her gün ne oluyor? İşte her gün işte bir saatten sonra siz eğer burada konaklamışsanız, dünyanın her yerinden gelmişseniz akşam olduğunda o günü sorgulayan bir liste çıkıyor. İşte odalardaki durum mesela, işte servis, bakış açısı, puanlama veriyorlar. O gün onu puanı alıyorsunuz hemen ya da kaybediyorsunuz. Yani insanlar size çok böyle gülseler de giderken, oysa puan düşük olabiliyor, bir anda kaybediyorsunuz. O yüzden bizim bir hedefimiz var. Kusursuz müşteri portföyü, müşteri memnuniyeti. İşletmelerin gerçek sahipleri müşterilerdir, misafirlerdir. Sonra bizler, sonra patronlardır. O yüzden bunun biz farkındayız. Ülkemizi ne kadar iyi temsil etmemiz gerektiğini gerçekten onu iyi biliyoruz. Hani ne kadar yansıtıyoruz bilmiyorum ama elimizden gelen bütün çabaları gösteriyoruz. Şöyle aslında, tabii iş gücü olarak bilgiye ulaşmak daha kolay. Yani elinize attığınızda Google'dan hemen bulabiliyorsunuz ama o her şeyi çözmüyor. Çünkü dünyada tecrübe denen bir şey var. Tecrübe öyle bir şeydir ki çok ağır bedeller ödenerek tecrübe sahibi oluyorsunuz. Tek taklit edilmeyen şey tecrübedir. O yüzden bazı şeyleri yaşamamız gerekiyor. İnternet tabii ki, evet, insanların çok çabuk artık bir Mozambik'e gitmemize gerek kalmıyor. Saniyeler içerisinde Mozambik hakkında bir şey öğrenebiliyoruz. Guatemala'ya gitmemize gerek yok. Bir anda bir düğmeye bastığımız zaman interneti güzel kullanırsak çok güzel. Amacının dışında kullanırsak o da çok kötü. O yüzden tabii ki öyle çok şeyleri değiştirdi. Daha çabuk ulaşabiliyorsunuz insan portföyüne.
o noktada sınırsız bir getirisi oldu bizlere. Unutmadığımız bir anımız çok aslında, kitap olur aslında ama kruzlara çalışırken Queen Elizabeth, o zamanlar dünyanın en lüks gemisi. Yani şöyle söyleyeyim, dünyanın jet sosyetesinin geldiği, çok pahalı, 1,5 ay sürüyordu. İşte Miami'den başlıyorsunuz, ta Las Palmas'a kadar geliyordunuz. Yani denizi göremediğiniz zaman sanki 600'lü bir oteldesiniz, o kadar lüks. 3500 kişilik bir gemi, 1400 tane personel vardı. Ben tabi hayatımda öyle bir lüks ve o kadar bir ikramı görmemiştim. O zaman Met Hotel'dim ben. Met Hotel nedir? Yiyecek içecek müdürünün iki altı. Bir masamız vardı böyle, özel mesaj gelmişti. Dünyanın en zengin insanlarından biriymiş beyefendi, 60 yaşında. Her yıl eşiyle orada doğum günü kutluyormuş gemide. Onu 15 gece orada olunması söyleniyormuş, gece. Onu 16 geçtiği zaman her şey bitiyor. Onun için çok değerliymiş. İşte özel bir pasta yapılması isteniyor. Bizim de onlara hitap eden aşçımız gitmişti. İzne gitmiş yıllık. Ondan sonra bir şey geldi, VIP. Onun içerisine işte bir tane özel pırlanta koyuyor pastanın içerisine. İşte öndeki pasta frambuazlı. Altı işte vişneli, karamelli böyle 8 kat. Hepsini ayrı pırlanta koyuyor. İşte özel zaten, hepimiz ilgilendik tabii, işte aşçı başı falan çağırdık, nasıl bir şey yapacağız. Pırlantanın bir tanesine 8 kat, 8 tane koymamız gerekiyormuş. Pırlantayı 2 tanesini koymuşlar. Yani bir bölümde 2 tane olmaz ve bu beyefendi dünyanın en sayılı 7-8 zenginden bir tanesi ama çok beyefendiydi. Gerçekten sıra dışı bir adam. Her gittiğinde de personel 100 bin dolar tip bırakıyordu, travel check veriyordu. Yüksek rakamlar çıkıyordu tabi orada tiplerinden ama bu beyefendi rekor kırılıyordu. 100 bin dolarlık travel check'i o doğum gününden sonra işte çıkışa helikopterle gidiyordu, özel helikopteri alıyor. Başka bir yere gidiyordu ama orada kutlanıyor. Aynı masada, Amerikalı gelen bölümümüzdü, 9 tane yabancı biliyordu. Ondan sonra beni özellikle görevlendirdi. Böyle 15-20 gün öncesinden hata yok, yaparsak anlatamıyorum dedi. Tüylerim diken diken oluyor dedi. Böyle biri. Ondan sonra bizzat 10 kişilik ekip kuracaksın. O gün bunu siz yapacaksınız dedi. Gemi 13 katlıydı, 14 katlı. Olağanüstü bir gemiydi. Efendim işte rufta onun için bir masa, özel masa geliyor. Böyle kristallerle donatılmış. Mor ve pembe çiçekler. Anlatamam, o zamanlar tabii resim falan yok, çekemedik hiç. Yani 16 saat boyunca onu hazırlandık. 16 saat boyunca. Ondan sonra onu 15 geçe aşağı yukarı şimdi saniyeler, dakikalar ne vardı ya Allah aşkına, yarım saat beklemişsiniz, 2 dakika yani bunlar laf edilir mi değil. Hem 25 saniye geç kaldık, asansörü kaçırdık. Hem de ilk defa olmuş. 7 yıldan beri gemide kutluyor. Öyle bir gemi ama. Ondan sonra biz asansörle, ben dahil olmak üzere 8 kişi özel bir şeyle pastayı çıkarıyoruz. Hem de merak ediyorum diyorum. Bu nasıl bir şey? Genel müdür, şirket arıyor. Aman hata yapmayacaksınız. O kadar insan. Asansöre bindik. Şimdi öyle çıkacağız ki asansör açıldığı zaman bizi görmesi gerekiyor. Adam 10 gün, 14 gün sürekli eğitim yaptık. Asansörden çıkıyoruz. 8 adım gittiğimizde tam 15 geçiyor. 8 gün böyle. Artık beynimize yazdık. Ondan sonra derler ya, çok bakılan göze nazar mı değerdi diyorlar ya, biz 8 gün 10 gün böyle gerçekten diyorum, saniyelerin ne olduğunu, dakikaların ne olduğunu orada anladım. Ondan sonra her gün 8 defa oradan pastayı, sembolik pastayı alıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra 13. kata kapı açılıyor, bizi görmesi lazım. Tabii o ana kadar bütün asansör giydirildi. Bembeyaz sedefler incilerle donatıldı. Dışarıları aynı şekilde. O asansör sadece onların. Biz hem 12. katta indik. Kapı açıldı. 2-3 saniye oradan kaybettik. Pırlantaları 8 kata değil de bir tanesine, bir de şanssızlık, aşağıdakine koysa problem olmayacak. İlk kestiğinde ondan sonra küçük pasta böyle. Hem katı karıştırdık. Heyecandan çıktık, kimse yok. Bir daha geri
Pasta az kaldı düşüyordu, pastayı tuttuk. Yani yaşanmaması gereken her şeyi yaşadık. Neyse abi çıktık. 20-25 saniye, 30 saniye hepsi bu kadar ama onlar için çok şey önemliymiş. Kaçırdık tabii. İşte bir de alkışlamamızı söylemişlerdi. Tabii alkışladık işte Börte'yi, Tuğ'u. Ondan sonra maalesef biz gittiğimiz zaman da hiç pastayı kesmeden bile hiç. Helikopteri zaten dediğim gibi dünyanın en lüks gemisiydi. Hiç pastayı kesmeden hemen özel helikopterine basıp gitmişlerdi. Ondan sonra 15-20 saniye geç kalmıştık. Onun tabi bedeli çok ağır oldu. İşte genel müdürü, müdürleri, ondan sonra yiyecek içecek müdürünü. Aşağı yukarı 40'a yakın yöneticiyi görevden aldılar. Haklı mı? Tabi haklılar. Şu işte şimdi bakın neye getireceğim. Şimdi diyoruz ki belki ya insanlar bizim için mesela çok basit şeyler, hiç önemsiz gibi baktığımız şeyler insanlar için önemli. Aşağı yukarı 35 kişiyi dediğim gibi görevden almışlardı. Bir tek ben kalmıştım. Beni de göndereceklerdi ama bana da 6 ay izin cezası vermişlerdi. 6 ay izin kullanmadım. Şimdi dedim ya bizim için ya 15 saniye bu kadar insan işte bu para ne kadar kötü bir şey değil, öyle düşünmeyin sakın ola ki. Zaten işte dedim ya başarı küçük ayrıntılarda. Bazısına 15 saniye çok değerli, bazısına o para, bazısına küçük bir dokunuş, bir bakış. O yüzden onların öncelerine kızmıştım ama sonradan da öyle olması gerektiğini anladım. Demek ki dedim işte başarı devamlılıkta, küçük ayrıntılarda. Sonradan da beyefendi 1 milyon dolar gemi personeline para hediye etmişti. Ondan sonra bize de göndermişler. Tabii işte 1400 tane personel. Böyle bir şey başıma gelmişti. Çok enteresan. O da bana bir büyük bir ders oldu. Şöyle, ya işte parayı ver her şeyi yapacak mı değil. Öyle bakmayın sakın. Öyle ben bakmıyorum. Dedim ya insanlar için çok basittir. Yani denir ki ya benim için o anda çok önemli. İşte şu gülü şuraya koy. Dediğim gibi öyle bir şey yaşamıştım. Benim için çok iyi oldu aslında. Çok büyük dersler çıkardım. Küçük ayrıntıların başarıya giden en büyük faktör olduğunu, bizim için birçoğumuzun ne var ya bunda, küçük bir şey de önemli mi değil, öyle olmadığını, ama tabii takılıp da kalmamak lazım. Böyle bir şey yaşamıştım ben. İstanbul tabii, İstanbul 10.000 yıllık bir tarihi olan bir kent. Gerçekten diyorum, 1453'te biz gelmişiz. Müthiş bir tarih kokuyor. Olağanüstü dediğim gibi böyle hoyrat kullanmamıza rağmen hepimizin çok güzel, baktığınızda çok güzel bir şehir olduğunu, hele gece karanlıkla beraber olağanüstü bir pırıltının çıktığı, bu kadar kalabalığa rağmen her şey hepimizin kızıp bir daha ya işte burada yaşanmaz deyip ama burası da duramadığımızı, benim hayatımda çok şeyleri gördüğüm, yaşadığım çok şeyler katmıştır bana. Hani o yüzden diyoruz ya başka İstanbul yok. Bu kadar yoğunluğuna rağmen 24 saat İstanbul uyumayan bir kent. Yani sabahın 7'sinde dolu. Gece 2'de dolu. Öğle 4'te dolu. Yani İstanbul böyle bir şehir. Bütün her şeye rağmen İstanbul'u seviyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geliyorum. İyi ki varsınız.